أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bakara suresi 45. ayette kaldık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vestaînû bis-sabri ve's-salâh. Ve innehâ lekebîratun illâ alel-hâşi'în. Vestaînû ve yardım alın. Bis sabri sabır ile ve salati ve namaz ile. Ve innaha ve o ha zamiri nereye gidiyor olabilir? Burada salata gidiyor olabilir. Müennes olan o. Ve innaha ve o lekebiratun büyüktür illa ancak alel haşiyin haşiyin olanlara hariç haşiyin olanlar hariç o onlara büyüktür diyor. Bakalım müfessir nasıl tefsir edecek. Emrahum onlara emretti. Kim? Allahu Allah. En yesta'inu yardım istemelerini, yardım almalarını. Ne konuda? Fi umurihim işlerinde kulliha hepsinde. Bütün işlerinde yardım almalarını emretti. Neyden? Ne ile? Bis sabri sabırla. بِجَمِيعِ اَنْوَاعِهِ bütün çeşitleriyle diyor müfessir. Demek ki sabrın çeşitleri var ve Cenab-ı Hak bütün işlerinde onlara sabra başvurmalarını emrediyor. وَهُوَ o da nedir? Açmış galiba onu. اَسْصَبْرُ sabretmektir. عَلَى تَعَاتِ اللّٰهِ Allah'ın taatine sabretmek. Yani Cenab-ı Hakk'a itaatte sabırlı davranmak. Örneğin namaz kılmakta sabırlı davranmak. Yılıp bırakmamak. Hatta yuaddiyaha ta ki onu eda edinceye kadar. Yahut başka bir taat olabilir, başka bir itaat olabilir. Bunları yerine getirirken sabırlı davranmak. Bir sabrın böylesi var. Bir de sabrın vassabru sabır var. En masiyetillahi, Cenab-ı Hakk'ın masiyetlerine karşı, yani onlara bulaşmamak için kişinin kendi nefsine karşı yürüttüğü savaşta direnmesi var. Hatta yetrukaha, yahut içine bulaşmışsa ondan kopabilmek için direnç göstermesi ve bu uğurda gösterdiği sabır var. Dolayısıyla sabır hem taatta, Cenab-ı Hakk'a itaatte sebatı anlatan bir kavram. Hem de Cenab-ı Hakk'ın yasaklarına karşı kişinin direncini anlatan bir kavram. وَالصَّبْرُ sabretmek عَلَى اَقْدَارِ اللّٰهِ Cenab-ı Hakk'ın takdirlerine, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiklerine sabretmek. Ne tür takdirleri? الْمُؤْلِمَةِ acı takdirleri. Yani Cenab-ı Hakk'ın kişiye isabet ettireceği bir hastalık. Mallardan, canlardan, sevdiklerinden eksiltmek suretiyle başına getireceği bir musibet, herhangi bir şey olabilir. Acı veren
Allah'ın takdirlerine sabretmek. Sanıyorum bunu da bir başka çeşidi olarak müfessir şimdi sıralıyor. Taatta sabır, masiyette sabır ve Cenab-ı Hak'tan gelen acı veren kazalara karşı sabır. وَالصَّبْرُ عَلَى اَقْدَارِ اللّٰهِ الْمُؤْلِمَةِ فَلَا يَتَسَخَّطُهَا. Yani onlara sabredecek ve onlardan ötürü isyana sürüklenmeyecek. فَبِالصَّبْرِ sabır ile وَحَبْسِ النَّفْسِ ve nefsi hapsetmek ile, yani sınırlamak ile neye عَلَى مَا أَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyler üzere nefsi sınırlamak ile بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ فَبِالصَّبْرِ وَحَبْسِ النَّفْسِ عَلَى مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ onun üzerinde sabırlı davranmak Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeylerde ne vardır? مَعُونَةٌ عَظِيمَةٌ büyük bir yardım vardır. عَلَى كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْاُمُورِ her işte, her işin çeşitli ne olursa olsun bütün işlerde sabretmekte ve nefsi Allah'ın emrettiği şeyler üzere sınırlı tutmakta ne var diyor müfessir? Büyük bir yardım vardır. Yani kişi bu yolu seçerse Cenab-ı Hakk'ın inayeti gelip yetişir. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ kim sabır isterse, sabra başvurursa Allah ona sabrı nasip eder. وَكَذَلِكَ aynı şekilde اَسْسَلَاتُ namaz da böyledir. Şimdi buraya kadar müfessir Cenab-ı Hakk'ın işlerinizde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ sabra başvurun, sabırdan yardım alın demesini tarif ediyor. Kişi sabırdan nasıl yardım alır? İşte bu bahsedilen şekillerde sabırlı davranırsa yahut bahsedilen durumlarda sabırlı davranırsa Cenab-ı Hakk'ın yukarıdaki ayette kendisinden beklediği bir şeyi yapmış olur. Şu halde sabır sanki ayette geçtiği şekliyle bir kaynak gibi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ sabırdan yardım alın. Sabır sanki bir enerji kaynağı gibi, kişinin direncine direnç katan bir merkez gibi. وَكَذَلِكَ aynı şekilde diyor müfessir, اَسْسَلَاتُ namaz da böyledir. Öyle ki, اَلَّتِي öyle namaz ki, هِيَ مِيزَانُ الْا۪يمَانِ bu imanın mizanıdır, imanın ölçüsüdür. وَكَذَلِكَ الصَّلَاتُ الَّتِي هِيَ مِيزَانُ الْا۪يمَانِ aklıma Lokman Aleyhisselam'ın oğluna وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ başına gelene de sabret demesi geldi. Müfessir bu sabır biçimlerini de muhtemelen Kur'an-ı Kerim'de sabrın geçtiği yerlerden seçip çıkarmış olmalı. وَكَذَلِكَ الصَّلَاتُ الَّتِي هِيَ مِيزَانُ الْا۪يمَانِ namaz da aynı şekildedir diyor müfessir ve o arada hemen oraya bir sıfat yerleştirmiş. اَلَّتِي هِيَ مِيزَانُ الْا۪يمَانِ ki o imanın ölçüsüdür. Bununla da bir hadise vurgu yapıyor olmalı. Zira bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın imanın dışa vurulan en belirgin özelliği olduğunu, hatta mümin ile kafir arasındaki ayrımı namazın gösterdiğine işaret eden hadisler var. Sanıyorum onlardan onlara atıfta bulunuyor. وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ namaz da aynı şekildedir. Sabırdan, sabra başvurarak dirençlerini artıran müminler, aynı şekilde namaza başvurarak da dirençlerine direnç katarlar. وَتَنْهَا sakındırır, uzak tutar. Ney? Faili burada as-salâ, yani namaz. Neyden uzak tutar? عَنِ الْفَحْشَاءِ fuhuştan, haddi aşmaktan. Başka neyden uzak tutar? وَالْمُنْكَرِ ve münkerden, yani doğru olmayan şeylerden kişiyi uzak tutar. Bunu da yine bir ayet ile müfessir namazdan ötürü bu özelliğine bir ayetten esinlenerek anlatıyor. Zira Cenab-ı Hak اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ buyuruyor. Dolayısıyla madem ki namaz insanı fahşadan ve münkerden uzak tutar, şu halde ayette Cenab-ı Hakk'ın yardım alın demesi namazı da aynı şekilde kişileştiriyor. Yani namaz kişiye gelip yardım eden, onu koruyan,
belli şeylerden uzak tutan, direncini direnç katan yine bir kaynak haline dönüşüyor. Zira Cenab-ı Hak ikisini andı. Sabır da, namaz da kişinin direncine katkıda bulunan merkezler gibi. Hatta namazın artı bir üstünlüğü daha var. Başka bir ayet ile namaz bir de koruyucu vazifesi üstleniyor. Yüste'anu biha, namaza başvurulur. Kendisinden yardım alınır. Ala kulli emrin minel umuri, her konuda. Benzeri hadislerde, yani konuyu anlatan, benzer konuyu anlatan hadislerde sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıştığı zamanlarda, sıkıntıya girdiğinde Hazreti Bilal'e erihna ya Bilal, ey Bilal bizi rahatlat diye namaza çağırmasını, namaz kılmalarını, namaz kılmayı istiyorlarmış sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellemin de sıkıntıya düştüğünde, sıkıldığında, bunaldığında namaza başvurduğu gelen hadislerde vaki. Hadislerden de öte geçen okuduğumuz ayetlerde de gördük. Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün daraldığını bilmekteyiz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ, Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol diyerek Cenab-ı Hak yine göğsü daralmış, sıkışmış birine rahatlama adresi olarak yine secde etmeyi, yani namazı gösteriyor. Şu halde Cenab-ı Hak yeryüzüne gönderdiği insanlara, kendisine iman eden müminlere iki kıymetli hazine, iki direnç kaynağı, iki güçlü merkezi salıklamakta. Devamla da diyor ki Cenab-ı Hak ve innehâ, ve o muhakkak ki o, yani namaz, ey yani as-salâh, yani namaz, lekebîratun, büyüktür, ey yani şâkkatun, ağırdır. Şimdi bakın, tefsir okuyoruz. Arapçada ve innehâ lekebîratun dediğinizde yine büyük olarak görüyorsunuz bunu. Bu büyüktür. Tefsirde müfessir bunu şakkatun diye izah etmek durumunda kalıyor. Yani ağırdır. Cenab-ı Hak demek ki şakkatun demedi, lekebîratun dedi. Burada bugün için bilmediğimiz bir ayrıntı, bir nüans, bir farklılık olabilir. Biz bunu ağırdır diye anlayabiliriz ama Türkçe'ye taşırken bunu mu taşımak durumundayız, bunu mu? İşte mealde bazen karşı karşıya kaldığımız zorluklardan birisi bu. Cenab-ı Hak aslında bunu istiyor diye, bunu demek istiyor diye biz bunu taşıyoruz çoğu zaman. Ama bir vakit geliyor ki Cenab-ı Hakk'ın bunu seçmesinin, seçmiş olmasının hikmeti ortaya çıkınca bütün çarpıcılığıyla, o güne değin bunu seçenler yanıldıklarını anlıyorlar. Bu bir örnek oldu söylemem açısından. İlla, bu büyüktür yani ağırdır. İlla ancak, alel haşiyin, haşiyeler hariç. İlla harfi istisna harfi. Haşiyeler hariç, yani haşiye korkulu, yere eğilmiş, mütevazi, saygılı. Huşu kavramı, o da kendi başlı başına bir kavram. Ama huşu'nun bana biraz istikbarın zıddı gibi geliyor. İstikbar, söz dinlememezlik, başkaldırı, nasıl diklenmeyi anlatıyorsa, huşu da onun tam tersi, bağlanmayı, boyun bükmeyi, yeleleri indirmeyi, teslim olmayı anlatan bir kavram. Haşiyeler hariç diyor Cenab-ı Hak, o çok büyüktür, yani ağır gelir. İlla alel haşiyin, hariçler haşiler hariç. Şu halde namazın ağır geldiğini, ağır geleceğini, zorlu olduğunu Cenab-ı Hak daha baştan söylüyor. Ancak akabinde bir istisna ile şunlar hariç, bunlara ağır gelmez diye onları istisna ediyor. Müfessir de diyor ki فَاِنَّهَا سَهْلَةٌ, o zaman mefhumu muhalifi, yani Cenab-ı Hak onlara ağır gelmez diyorsa kolay gelir demek istiyordur. فَاِنَّهَا سَهْلَةٌ عَلَيْهِمْ, onlara kolaydır. خَفِيفَةٌ, hafiftir haşilere. Niye? Müfessirin yorumu لِأَنَّ الْخُشُوعَ, çünkü huşu,
ve haşyetullahi, özellikle Allah'ın haşyeti, Cenab-ı Hakk'a duyulan saygı, ve raca'u ma'indahu, ve onun katındakilere duyulan ümit, yani Allah'ın vaat ettiği cennet ve cennetteki nimetlere duyulan ümit, arzu, yucibu gerektirir lehu o kişi için fi'alaha, bu ameli yani namazı yerine getirmeyi. Müfessirin ifadesi, kişi Allah korkusuna sahip olursa Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı olur ve Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeylere karşı heveskar olursa, ümitli olursa namazı yap, bu ümidi ve bu korkusu ona namazı kılmayı gerekli kılar. Nasıl? Munşerihan sadruhu, göğsü rahat, ferah bir şekilde, sıkılarak değil. Neden bunu böyle rahatlıkla severek yapar? Literakkubihi, çünkü o peşini kovalamakta. Neyi? Lissevabi, sevabın. Çünkü o sevabı elde etmenin peşine düşmüş birisidir. Demin yukarıda bahsedilen ümidi ve saygısı dolayısıyla. Böylesi kendisini motive etmiş bir kimse de namaz ibadetini rahatlıkla ve severek yapar demek istiyor müfessir. Ayrıca onu namaza bu şekilde motive eden başka hangi unsurlar var? Müfessir diyor ki وَخَشْيَتُهُ, yine onun saygısı yahut çekinmesi neyden? مِنَ الْعِقَابِ, عِقَابْدَن, Cenab-ı Hakk'ın vereceği cezadan. Bakın burada haşya biraz biraz artık oldukça korkuya yakın bir manada kullanıldı. Halbuki normal haliyle haşya boyun büken veya yere serilen manası var. Ve haşyetuhu minel ikab, cezadan kaçınması veya korkması. Bi hilafi, farklı olarak, men lem yekun kezalik, böyle olmayandan farklı olarak, yani hiç ceza korkusunu, cezadan hiç korkmayan, böyle bir endişesi bulunmayan birinden farklı olarak, cezadan korkan, ceza kaygısı çeken birisi, onun bu kaygısı da aynı şekilde onu nereye sürükler, nereye motive eder? Namaza motive eder. Dolayısıyla bu etmenler altında kişi namazı rahatlıkla kılar diyor müfessir. Feinnehu, çünkü la da'iye lehu, kendisine etki eden bir şey yok. Yed'uhu ileyha, kendisini namaza itecek herhangi bir şey yok. Bu hu zamiri şu sonki kimseyi anlatıyor. Bir hilafi diye başlayan, böyle bir kaygı gütmeyenden ayrı olarak diye başladığı ve tanımladığı yeni kimseden ötürü müfessir diyor ki, çünkü bu adam, yani bu korkusuz adam, la da'iye lehu, bu adamı çağıran herhangi bir etken yok. Neye? Yed'uhu ila salah, onu namaza çağıran herhangi bir dâi, herhangi bir saik söz konusu değil. Ne korkusu var azaptan, ne ümidi var Cenab-ı Hakk'ın vereceği mükafattan. Dolayısıyla da böyle bir kimse namaza durduğunda gereksiz bir iş yapmanın verdiği bir ağırlıkla, verdiği bir sıkıntıyla bir an önce ondan kurtulmanın yoluna bakar. وَاِذَا فَعَلَهَا, şayet yapacak olsa, hasbel kader bir gün namaza duracak olsa, sarat oluverir, fail yine namaz, müennes, namaz oluverir, min efkalil eşyai, en ağır şeylerden biri olur, aleyhi, onun üzerine. Çok ağır gelir ona, çünkü anlamsız bir işe bulaştığını düşünür. Müfessir devamla diyor ki, vel huşu'u, huşu nedir? Huva, bunu açıklaması iyi olmuş. Hudu'ul kalbi, kalbin girişmesi, yani kalbin motive olması, odaklanması, kalbin dalması. Hıda'a, bir şeye dalmak manası var. Ve kunna nahudu ma'al khaidin, ama o başka. Hıda'a, nahudu, hudu'u, bu yine dediğim gibi ona yakın bir anlamı var. Ve tumaniniyetuhu, ve onun tatmin olması, kalbin huşu anlatıyor. Kalbin bir şeye odaklanması ve kalbin o şey ile tatmin olması. Ve sükunuhu, ve sükunet bulması.
Kime? Lillahi Teala. Kalbin Cenab-ı Hakk'a doğru sükunete ermesi, rahatlaması. وَنْكِسَارُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ve Cenab-ı Hakk'ın önünde inkisarda bulunması, yani yere serilmesi. ذُلَّنْ وَفْتِقَارًا hem zillet olarak, zilletini üzerine alarak, yani ben hakirim, zelilim, kusurluyum, yüce olan sensin diye hiçliğini üzere alarak, وَفْتِقَارًا ve fakirliğini, eksikliğini, kusurluğunu bilerek, bu yoğun, böyle bu anlamda yoğunlaşarak Cenab-ı Hakk'ın önünde yere serilmesi. Kalbi kastediyorum müfessir. Demek ki huşu kalbin bir davranışı ki müfessir girişte hemen kalp ile başladı ve hepsini, bütün eylemleri kalbe atadı. Ve imanen bihi ve o kalp bunu, bu bahsettiklerimizi ne ile yapacak? Ona iman ederekten. Ve imanen bihi ve bilikaihi ve onunla buluşacağını bilerekten kalbin Allah'ın huzurunda sükuna, inkisara ve tatmine ererek yoğunlaşması diye müfessir tarif etti huşu kavramını. Bunu tam manasıyla karşılayan ya da bu kadar derin bir Türkçe kavram var mı bilmiyorum. وَلِهَذَا قَالَ diyor, yanılmıyorsam bir sonraki ayete geçiyor. 45. ayeti kerimenin tefsiri böylece tamamlanmış oldu. Karalayayım şu bölgeyi. Ayeti kerimeyi buradan alalım. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا وَاسْتَعِينُوا yardım edinin yahut yardım alın, yardım edinin بِالصَّبْرِ sabırla وَالصَّلَاتِ ve namazla. Ve innaha gerçek şu ki o ve innaha yahut vavu da işe kata, işin içine katarsak halbuki muhakkak o yani namaz lekebiratun kesinlikle büyüktür. Baştaki lam tekit lamı, lam-ı muzahlaka. Burada büyüktür yazdım ama mealde onu ağırdır şeklinde anlaşılabilir bir şeye çeviririz. İlla birleştirmekten başka şansımız yok. İlla alel haşi'in kesinlikle, halbuki muhakkak ki o kesinlikle büyüktür. Yani ağır gelir. Haşiler
haşi'a, haşi, haşileler hariç. Haşiler hariç. Kesinlikle ağır gelir dersek şuraya. Haşilere hariç diye böyle birebir parça parça belki böyle olabilir. Vesta'inu gramatik olarak bakarsak bu bir emirdir. Fi'lu emrin faili vav'dan gördüğünüz gibi entum siz yani. Bis sabri car mecrur b harfi cer as-sabr mecrur durumda. Was-salati vav atıf vavu harfi cerre atfediyor. As-salat ma'tuf. Ve innaha vav hal vavı inne harf ha onun ismi lekebiratun lam lamul muzahlaka diye bilinen ve kesinlik katkısında bulunan anlamsal olarak bir lam. Kebiratun yukarıdaki innenin haberi. İlla harfi istisna alel haşi'in car mecrur. Evet, şimdi şeylere bakalım. 45. ayeti kerimenin Bakara suresinde meallerine bakalım. Estaizu billah. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Diyanet açıklamalı mealde. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan ifadesi ayette geçmiyor. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, parantez içerisinde sabır ve namaz diye her ikisini almışlar. Halbuki burada tekil bir zamir var. Olsa olsa çoğul olabilirdi diyeceğim ama çoğul da yok burada. İkili. İkili olması için en uygunu ve innehuma olması gerektiği bence. Dolayısıyla sabır ve namazdan ziyade sadece namaza işaret eder gibi. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında. Şu gördüğünüz uzun cümle, uzun ifade, terkip, haşiyeyni anlatmak için. Yani mealcinin düştüğü bir zorunluluktan ötürü. Burada derin bir kelime var. Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir diye artık meali taşıp tefsire geçmişler. Allah'a saygıdan kalbi ürperenler. Bunu kabul ettik. Bu haşiyeyni anlatmak için dışında tamam illaya karşılık geliyor. Herkese bu tefsir. Zor, hadi zoru seçtin. Zor ve ağır. Lekebiretünü anlatmak için iki kavram kullanmışlar ayrı ayrı. Gelir diye bitirseydi madem, bir de bir görevdir diye yine tefsir yapmışlar. Elmalı orijinalde bir de sabır ile merhum girişte daha vavu unutmamış. Bir de diye bir şekilde cümleyi öncesine bağlamış. Çünkü öncekilerde de emir vardı yahut yasaklar vardı. İsrailoğullarına nimetini hatırlatmakla başlayan Cenab-ı Hak peşi ardı ardına emir ve yasakları sıraladı. Ve aralarında da çoğunlukla bağlaç kullandı. İşte bunun bu ayetin girişinde de vav var. Bu vavu karşılamak üzere Elmalı Hoca bir de sabır ile salat ile yardım isteyin demiş ve Allah'tan falan dememiş. Sabır ile salat ile aynı ayetteki kipine uygun olarak B harfi cerini kullanmış. Türkçede de gidiyor bu bir şey ile yardım istemek.
belki çok gitmese bile yazınca oluyor işte. Bir de sabır ile yardım isteyin. Salat ile yardım isteyin. Gerçi bu ağır gelir. Gerçi bu gerçi hoca bunu vav'dan çıkarmış. Ve Türkçe'de hal yapan enteresan bir şey bu. Gerçi de burada bence hal gibi duruyor. Aynı vav'ın hal olması gibi. Ve bence de iyi oturmuş. Gerçi bu ağır gelir. Fakat saygılı kimselere değil. Gerçi bu ağır gelir. Fakat saygılı kimselere değil diye az, öz ama güzel bir meal çıkarmış merhum. Elmalı Sade 1'de şeyi de haşiun ifadesini de saygılı saygı olarak bu haşiun ifadesine çok geçmiyorsa eğer bir bakalım Kur'an-ı Kerim'de belki bir kavramı gibi onu da ifade eden ayetler olabilir. Haşa haşa iyi az yerde varmış. 17 ve yerde var. İlki muhtemelen bizim işlediğimiz ayet. Vesta'inu bis sabri ve salâ ve innehâ. İkincisi İmran 199'da geçiyor. O ma unzile ileyhim ve inne min ehlil kitabi ehli kitaptan öylesi var ki öyleleri var ki lemen yu'minu billahi Allah'a iman eder ve ma unzile ileykum size indirilene de iman eder. O ma unzile ileyhim kendilerine indirilene de iman eder. Haşi'ine lillahi bunlar Allah'a karşı huşu içindedirler. Yani saygılıdırlar. Burada saygı. La yeşterune bunlar satın almazlar. بِاَيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَيْلًا Allah'ın ayetleriyle az bir pahayı satın almazlar. Bakınız bu ayet ehli kitaptan böylesi de var diye Cenab-ı Hakk'ın ayırdığı bir kısım bunlar. Ama bu ayırdığı kısımdakiler bazılarının iddia ettiği gibi bize inanmadığı halde cennete girenlerden değil. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Size indirilene de iman ederler diyor. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona iman eden Ka'b el-Ahbar gibi ya da Abdullah bin Selam gibi ehli kitaptan iman edenleri kastediyor Cenab-ı Hak. İşte burada haşiyen ifadesi geçiyor. وَيَخِرُّوْلَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Bunlar boyunları üzere yere serilirler. يَبْكُونَ ağlarlar. وَيَزِيدُهُمْ bu davranışları da onları neylerini arttırır. خُشُوعًا خُشُوعًا arttırır. Talep ettiği tiplerden yapmaları eşlik ediyor. Ve bu onların neylerini artırıyormuş? Huşularını artırıyor. Demek ki huşuda yere serilme ve tükenmişlik var. Ağlamak bunu anlatıyor. Ve bu da neyi artırıyor? Artırıyor. Huşuğa tavan yaptırıyor. Yevme idin bir başka ayette o gün yettebi'une da'iye da'inin yani çağrının kimse Cenab-ı Hak onu anlatıyor. Herkes onun istikamet verdiği yönde ilerler. La ivocela. Bir eğrilik yoktur. Muhtemelen kimse eğrilme yapamaz demek istiyor. Öyle ki fela tesme'u illa hemse fısıltıdan başka bir şey duymazsın. Yani demek ki seslerin kısılması. Sesler huşu etmiş ki fe o kadar ki la tesme'u duymuyorsun illa hemse.
fısıltıdan başka bir şey. Eğer huşu kavramını ses açısından düşünecek olursanız sesin kısılması anlamına geliyormuş. Başka bir yerde وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ kimi anlatıyor Cenab-ı Hak? فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا onun duasına icabet ettik, ona Yahya'yı verdik. وَاسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ eşini de kendisine salih kıldık, yarayışlı uygun kıldık. اِنَّهُمْ كَانُوا onları anlatırken Cenab-ı Hak bunlar يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ hayırda birbirleriyle yarışır. وَيَدْعُونَنَا bizi de çağırırlardı, yani ibadet ederlerdi. رَغَبًا وَرَهَبًا hem arzu dolu hem de korku dolu bir biçimde. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ bunlar bize karşı huşulu idiler. Burada tam saygının karşılığı olarak kullanılmış. Başka bir ayette اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ onlar ki namazlarında huşu içindedirler diyor Cenab-ı Hak. Burada da işte demin müfessirin anlattığı kalbin Cenab-ı Hakk'a itaatte yoğunlaşması, inkisarı, sükunu gibi kavramları anlatan bir ifade. Başka bir ayette Cenab-ı Hak haşi erkek ve kadınlardan anlatıyor başka özelliklerinin yanı sıra. Başka bir ayette وَمِنْ اَيَاتِ اَنَّكَ تَرَ الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَبَقْ yeryüzünü sen haşi görürsün diyor Cenab-ı Hak. Yeri huşu ile tanımlıyor. Halbuki biliyoruz ki dillerde, yani en azından bizde tevazunun neyidir yer? Simgesel bir örneğidir. Yer gibi mütevazi ol diyorlar. Cenab-ı Hak da yerin sen yeri haşi görürsün diyor. Yani yeri haşi görürsün işte. Zaten bilseydik o kelimeyi oturup uğraşmazdık. Başka bir ayeti kerimede وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا onları görürsün arz edilirler خَاشِعِينَ huşu içerisinde ama nasıl, neyden ötürü bir huşu bu? مِنَ الذُّلِّ aşağılanmışlıktan ötürü bir huşu, ezilmişlik bu yani artık gönüllü olarak yapılan huşudan başka bir şey bu. Zilletten ötürü, baskılanmaktan ötürü huşu içerisinde görürsün onları, perişan yere serilmiş vaziyetteler. O kadar ki yandurûne min tarfin hafiy şöyle kaçamak bakışlarla yandan yandan bakıyorlar diye Cenab-ı Hak hasiri hüsrana erenleri anlatıyor öbür tarafta. Demek huşu gönüllü de olmayabilir, baskılanarak aşağılanarak da olabilir. O kadar ki tek taraflı bir bakış ile böyle çaktırmadan, başını hiç kaldırmadan yani yere serilmiş nasıl yukarıyı izleyebilir hiç kalkmadan işte alttan yapacağı yanal bir bakış ile. Huşu'u güzel anlatan bir kavram. Başka bir ayette huşşe'en absaruhum gözlerin huşuğundan bahsediliyor. Yahrucuna minel ecdâfi keennehum ceradun munteşir dağınık yayılmış çekirgeler gibi çıkış hallerinden bahsediyor. Gözleri de huşu içerisinde. Bu gözlerin muhtemelen yerden ayırmaksızın korku dolu. Yine gözün yukarı değil de yere yönelmiş bir halini anlatıyor olsa gerek. Başka bir ayette vakti gelmedi mi? Elem ye'nilillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillah. Kalplerinin Allah'ın zikrine huşu etmesi için ve inen vahye huşu etmesi için hala iman edenler açısından zaman gelmedi mi diyor. Burada da kalbin huşuğundan bahsedilmiş. Demek ki demin müfessir kalbin huşuğunu anlatırken bu ayeti kerimeden esinlenmiş olmalı. Çünkü burada kulub ifadesi nedir? Tahşa'nın faili durumunda. Başka bir ayette لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا evet, haşi kavramını bence en iyi bu ayet anlatacak. Şayet biz Kur'an'ı indirecek olsaydık عَلَى جَبَلٍ bir dağa لَرَأَيْتَهُ onu görürdün. خَاشِعًا huşu içerisinde مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Cenab-ı Hakk'ın haşyetinden parça parça olmuş bir halde. Yani dağ olmaktan ki dağlar dik olmakla, yüce olmakla, yüksek olmakla yere nazaran diklenmiş olmakla yerküre üzerinde biliniyorlar. Cenab-ı Hak Kur'an'ı dağa indirseydim artık o dikliğini koruyamaz, yerle bir olurdu, dümdüz olurdu diyor. İşte huşu'u anlatan bence çarpıcı bir örnek. O yüzden ben diyorum ki huşu istikbarın zıddı gibi. İstikbar ne kadar büyüklenme, diklenme ise huşu o kadar haddini bilip sınırlanma,
eğilme, aşağıya doğru ilerleme. Yine basiretlerle ilgili bir huşu, gözlerin huşu. Yine gözlerin huşu. Bakın ayet-i kerimelerde 3-4 kere gözlerin huşu geçti. Şu halde namazda gözü karşıya yukarıya dikmeyin diyen imamlarımız haklı söylüyorlar. Gözünüzü ön tarafa, yere doğru odaklayın. Çünkü o da huşu anlatıyor. Cenab-ı Hak da gözlerin huşuğundan, sanıyorum en çok da gözlerin huşuğundan bahsetti. Ve vucuhun yevme idin haşiya, son olarak da yüzlerin huşuğundan bahsediyor Gâşiye suresinde. Evet, öyle ya da böyle huşu kavramını biraz Kur'an'da geçtiği şekliyle yoklamış olduk. Devam edelim. Dersin birinci bölümü bitti. Şu andan itibaren siz de katılabilirsiniz. Elmalı Sade'den sonra Sade 2'ye bakalım. Bir de sabırla giriş kısmına hiç dokunamamışlar. İyi ki de dokunmamışlar. Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir diye merhumun ayrı cümleler olarak yahut ayetteki formatına uygun olarak parçalı verdiği, yan cümlecikle verdiği anlamı iç içe giydirmişler. Bu arada da ney kaybolmuş? Vav'ın etkisi kaybolmuş, gerçi gitmiş. Ömer Nasuhi Bilmen mealinde sabır ile ve namaz ile yardım isteyiniz. Güzel. Ve namaz şüphe yok ki ağır bir iştir. Hoca, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca bu vav'ı hal vav'ı olarak değerlendirmemiş. Ki çok da hal vav'ı gibi durmuyor esasında. Ben müfessirden etkilendim. O hal vav'ı demişti. Bunlar da hal vav'ı demişlerdi, irabı yapanlar. Ama hal vav'ı gibi de durmuyordu. Bakın Ömer Nasuhi Hoca hal vav'ı yapmamış. Ve namaz şüphe yok ki ağır bir iştir. Ancak haktan korkanlar için değil diyor Ömer Nasuhi Hoca bula bula haktan korkmak kavramını huşu için kullanmış. Evet, haktan korkmak belki bir anlamda huşunun içerisinde bir şekilde bir yerlerde var ama biliyorsunuz Kur'an'da çok sık geçen takva diye bir kavram var. Korku merkezli bir ifade. Cenab-ı Hak onu kullanmamış, huşuğu kullanmış. Huşu takvadan, belki takvanın sonucu olan bir şey ama takvanın kendisi değil. Dolayısıyla saygılı, Elmalı Hoca'nın saygılı ifadesi haktan korkanlardan daha çok huşu ile örtüşüyor bence. Süleyman Ateş mealinde sabırla, namazla Allah'tan yardım dileyin demiş. En az yukarıdakiler kadar güzel, ayrı ilelerden daha güzel oturmuş gibi. Sabırla, namazla Allah'tan yardım dileyin. Tabi lafzatullahı, onu yukarıda konuştuk. Bu ayette geçmediği halde burada bulunması tefsir oluyor. Yardım dileyin. Şüphesiz bu demiş. Bu ile neye işaret ettiğini biraz gevşek bırakmış. Belki ayetten de biraz öyle sezinledi. Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Bu derken, yani bu durum demek istedim. Duruma götürüyor bunu ama Arapçada duruma gitse, yani emre gitse muzari olma, müzekker olması gerekirdi. Fizilal Kur'an mealinde sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Hiç şüphesiz bu diye aynı Süleyman Ateş Hoca gibi yapmış. Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Hem yukarıda hem burada lafzatullah meale girmiş. İbn Kesir mealinde sabır ve namazla, burada bereket ayet parantez içerisine almışlar, Allah'tan yardım isteyin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Gerçi bu gerçi Elmalı Hoca'da da vardı. Ağır gelir ama
huşu duyanlara değil demiş İbn Kesir. Huşuyu da huşu olarak almış. Hocam sizce bu nereye gidiyor? Bu yani böyle davranmak. Yani namazla, oruçla, affedersiniz, sabırla, namazla yardım istemek ağır gelir. Yani herkes bunu başaramaz. Huşu edenler hariç diyor ama Arapçada buna yani emre gider, duruma gider diye bahsettikleri şey emr müzekkerdir. Dolayısıyla ve innehu lekebiratun olsaydı, ve innehu olsaydı illaki duruma gidecekti. Ama ve inneha deyince müennes olarak da burada sadece namaz durunca gördüğünüz gibi müfessirin de mealcilerin de çoğu namazı tercih ettiler. Gerçi bu ağır gelir ama huşu duyanlara değil diyor İbn Kesir meali. Gerçi bu ağır gelir ama huşu duyanlara değil. Böyle parçalı olması bence ayete daha uygun düşüyor. Mevdudi, sabır ve namazla yardım dileyin. Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu yukarıdakiler gibi şüphesiz inneden ötürü içi saygıyla ürperen huşu, içi saygıyla ürperen. Halbuki ayetlerde gördüğünüz sadece içte olan bir şey değil, bunun yere kapaklanmak, görünüme de akseden bir yanı var huşunun. Dolayısıyla içiyle de sınırlamamak gerekirdi. Göz, yüz, huşu kavramını Cenab-ı Hakk'ın işletmediği neredeyse organ kalmadı. Yüz, bedenin kendisi. Şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır demiş. Mevdudi ilk defa lekebiratunu biraz olduğu gibi korumuş sanki. Tabi orijinalinde Türkçe değildi muhtemelen. Ama mealci tercüme eden bir de Mevdudi tercüme etti tabi. Üst üste iki tercüme söz konusu. Acaba aslında böyle miydi? Tam Türkçe karşılığı yok zaten. Neyin? Türkçe karşılığı tam yok. Tabi onu söylüyoruz zaten. Evet. Gölpınarlı mealinde sabretmek ve namaz kılmak hususunda sabretmek ve namaz kılmak hususunda farklı bir şey gibi geldi. Yani fi gibi almış B'yi orada. Vesta'inu fis sabri. Sabır konusunda ve fis salati ve namaz konusunda Allah'tan yardım dileyin. B harfini orada F gibi görürsen bir anda iş başka bir renk alıyor. Gölpınarlı Hoca bunu ezberden yapmıyordur. Böylesi tefsiri de vardır onun. Onu tercih etmiş. Sabretmek ve namaz kılmak hususunda tabi Allah'tanını kendisi ekliyor ama yardım dileyin. Zira Cenab-ı Hak'tan başka zaten kimseden yardım dilenmeyeceğini Fatiha suresi de açılışta söylüyor. O yüzden nerede istiane görürseniz Cenab-ı Hakk'ın emri ise hele bu kendisinden istetiyor demektir. Ama sabretmek ve namaz kılmak hususunda Allah'tan yardım dileyin. Yani ya Rabbi bana yardım et, sabretmeyi devam edeyim. Yardım et, namazlarımı kılayım diye anlamış. Dediğim gibi böyle anlamak Arapçası açısından mümkün değil diyemeyiz. Çünkü B harfi cerrinin fi olarak kullanıldığı çok yer var Arapçada. Bunlar ağır ve büyük şeylerdir demiş. Ha ile de her ikisini kastediyor diye düşünüyor Gölpınarlı. Ama genelde ikililerde ha kullanılmaz. Genelde üçte kullanılır. Eşyanın çoğulu müennestir. İkilisinin ayrı zamiri var. Bunlar ağır ve büyük şeylerdir ama saygılı kimselere göre değil demiş. Bu göre burada yanlış gibi, saygılı kimselere değil deseydi. Yaşar Nuri Öztürk mealinde sabra ve namaza sarılarak yardım dileyin demiş. Yine döndük Mu'tat meale Gölpınarlı'dan sonra. Bir dakikamız var. Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu, vav yoktik, vav gitmiş. Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan haşiyonu anlatıyor. Başkasına çok ağır gelir diye demiş
Yaşar Nuri Öztürk Hoca. Bir meal daha okuyalım, bitirelim. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bu Lafzatullah'ın eklenmesini konuştuk. Şüphesiz o, sabır ve namaz, Diyanet mealine benziyor. Allah'a saygıdan kalbi ürperenler, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler. Bunun hepsi huşu anlatıyor. Dışında herkese zor, herkese, bu da aynı Diyanet'te geçmişti, zor ve ağır gelen bir görevdir. Galiba tümüyle Diyanet mealinin aynısı. Kulu kavli hâzâ ve estağfirullahel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.